Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sağlıklı Yarınlara programımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün programımızda COVID-19'un kalp üzerindeki etkilerini konuşacağız ve hipertansiyonu konuşacağız. Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi ile hazırlıyoruz programımızı. Bugün Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Kemal İskenderov'u ağırlıyoruz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kemal İskenderov, 1987 Nahçıvan, Azerbaycan doğumluyum. Hı hı. 2010 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden tıp diplomamı aldım. Ardından 2013 senesinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın eğitimimi tamamlayarak 2017 yılında uzmanlığımı aldım. 2017 yılından itibaren Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ne güzel, başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Hocam çok uzun bir süredir COVID-19'la mücadele ediyoruz. Tabii ki bizi ruhsal olarak etkilediği gibi fiziksel olarak da etkiliyor bu hastalık. Tabii ki siz kalp uzmanı olduğunuz için, kardiyoloji uzmanı olduğunuz için bu hastalığın kalp üzerindeki etkileriyle programımıza başlayalım. Tamam. Şimdi bildiğiniz üzere biz COVID'i maalesef yaşayarak öğrendik. Böyle bir durum oldu. İlk başlarda televizyon programlarında hatırlıyorsak maskenin koruyup korunmamasını bile tartışıyorduk. Ne zaman bu işler buraya geldi diye de düşünmedik değil. Şimdi COVID'in kalp üzerine etkilerinden bahsettiğimizde ilk önce akut, daha sonra da kronik dönemde neler yapabileceğini anlatmaya çalışalım izleyicilerimize. Akut dönemde bütün kalp daha doğrusu akciğer enfeksiyonu yapan hastalıklar gibi COVID'de akut dönemde, yani hastaneye yatan ağır hastalarda hep kulakçıklardan kaynaklanan ritim bozuklukları üretir. Ancak kronik dönemde ne yaptığını hastalar taburcu olduktan sonra bilmiyorduk. Bunun üzerine yaklaşık Nisan ve Mayıs aylarında 2020'nin Frankfurt'tan 100 hastalık bir çalışma yayınlandı. İlk slaydımızı verebilirseniz. Tabii, hemen arkadaşlarımızdan rica edelim siz anlatırken. Devam edelim. Evet. Çalışmaya 100 hasta alındı. 100 hastadan sadece 33'ü hastaneye yatan hastaydı. Yani nispeten ağır hasta diyebileceğimiz hastaydı. Geri kalanı aslında hastaneye yatmamış. Hatta çoğunluğu asimptomatik hastalardı. Ve bu hastaların 100'üne de kalp MR'ı, yani normal bildiğimiz MR'ın, kalp kardiyak MR diyoruz biz ona. Kalp MR'ı çekildi ve görüldüğünde kalp kaslarında iltihap olduğu izlendi. Ve yaklaşık 100 hastalardan 78'i, yani 100 hastadan 78'i, bu %78 oran yapar, kardiyak etkilenim olduğu görüldü. Bunlardan, yani kalp kasına, kalp kasında iltihabi görünümler, kalp zarında sıvı birikimi gibi geldi. Evet. Gibi görünümler ortaya çıktı ve yaklaşık 100 hastadan 60'ında kalbin karıncıklarını saran iltihabi burada çizgi olarak görülüyor. Hı hı. Ekranın sağ tarafında, sağ alt köşede. Hı hı. Normal siyah olarak gördüğümüz kalbin kası, karıncık kası. Hı hı. Evet. Çok önemli. Kalpte hayatı fonksiyonları, daha doğrusu vücutta hayatı fonksiyonları sağlayan, kaslara kanı vücuda pompalayan kısımdır kalbin. Hı hı. Ve orada olan iltihap tabii ki birçok sorunlara yol açabiliyor. Hı hı. İster kalbin kasılması, isterse de kötü huylu ritim bozuklukları oluşturabilir. Hı hı. Yine ekranda görülen sarı oklarla gösterilen kısımlar, evet, dediğim gibi kalbin zarının bu şekilde, yani COVID miyokardisi dediğimiz, hı hı, durumlarla karşılaştığımızı diyebiliriz. Evet. Şimdi bu 100 hastadan 60'ında dedik bu çıktı. Hı hı. Bu tabii birazcık çok yüksek yüzdeydi. Bunun ardından yine çalışmalar tekrarlandı. Tekrar çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonucunda en son 700 hastalık atletler üzerinde çalışmalar, hı hı, yapıldı. Aslında bu oranın nispeten az olduğunu da gördük. Ama sonuç olarak biz bunu öneriler şeklinde halkımıza sunmak istiyoruz. Yani COVID geçirdim, asimptomatik geçirdim veya hastaneye yatarak geçirdim. Ne yapmalıyım? Ben kalp doktoruna gitmem gerekiyor mu, gitmemem mi gerekiyor? Hmm. Bunu bilmesi lazım, hmm, halkımızın. İkinci slayda gelebilir miyiz? Tabii. Eğer kalp kasına yayılmış bir iltihap, kalp kasında bir yetersizlik yapıyorsa, bu zaman mutlak bir şekilde bizim görmemiz ve erken dönemde ilaç başlamamız gerekiyor ki
bir an önce kalp toparlasın. Yoksa bu kalıcı da kalabiliyor. Aslında biz biliyoruz normal kalp iltihapları %90 yatak istirahatiyle bile iyileşebiliyor. Ancak kalp yetersizliği yapmışsa burada çok fazla hastanın şansı olmuyor. Yani biraz bir an önce tedavi başlamak gerekiyor ki ölümcül ritim bozukluklarıyla evde karşılaşmasın hasta. Evet. İkinci slaydımızda kalbin kasılmasında miyokarditin veya kalp yetersizliğinin nasıl olduğunu eko görüntüsüyle göstereceğiz. Tamam. Şimdi sağ üst köşede yukarıda bir kasılmış kalbi görüyoruz. Hemen yanında sol tarafta ise normal açık, yani biz buna sistol diastol, kalbin kasılması ve gevşemesi diyoruz. Gördüğümüz gibi o normal bir kalp. Bu eko görüntüsü. Alttaki sol alta baktığımızda A olarak gösterilen normal genişlemiş bir kalp. B'de ise kasılması gerekiyordu. Ancak B'nin kasıldığı anda okla gösterilen yerin baloncuk gibi şiştiğini görüyoruz. Yani kasılmadığını görüyoruz. Evet. Bu bizim için kalp yetersizliği demektir. Kalp performansı bu zaman düşer. Hastada bazı semptomlar olur. Şimdi hangi semptomlar olduğunda normal halkımız COVID sonrasında başvurması gerektiğini söyleyelim. Şimdi nefes darlığı bunlardan en önemlisi, göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, erken yorulma. Bu semptomların varlığında yani çok fazla zaman geçirmeden doktora, yani kardiyoloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Evet. Yoksa sayı o kadar yüksek ki şu anda 30 bine yakın iyileşen sayısı olduğu için biz şimdi herkesin kalp muayenesinden geçmesi gerektiğini söylersek bu yükün altından kalkamayız. Biz de yani ülke olarak da kalkamayız. Evet. Ancak bu semptomları, saydığımız semptomları yaşayan kişiler mutlak bir şekilde kalp uzmanına başvurmaları gerekir. Hocam zaten hani toplumda biraz beslenmeyle ilgili öyle zannediyorum sorunlar var. Tabii bu da kalp rahatsızlıklarına büyük oranda sebep oluyor ama bir de COVID-19 eklenince herhalde bu rakam iyice arttı diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ya COVID'den sonra şöyle bir durum da oldu aslında. Biraz halkımız doğal olarak yani çekindi, dışarıya çıkma dedik ve yaşlı hastalar gerçekten virüse en fazla duyarlılık gösteren kişilerdi. Yani kapmamak için duyarlılık gösteren kişilerdi. Evet. Ve maalesef çok geç gelen hastalarımız oldu. Biz onları hatta paylaştık da birkaçını. Yani kalp krizinin 3. 4. gününde gelen, bu şekilde balonlaşma yapan, artık damar açılsa bile iyileşmeyecek durumda gelen hastalarımız da oldu. Bu üzücü bir şey. Yani onun için mutlaka için mi gelmiyorlar? Evet, hastane? Evet. Yani korkudan dolayı. Aynen öyle. Yani korkudan dolayı. Gelmiyorlar ve bu şekilde. Onun için bu şikayetler çok önemli. Bizim için göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yani bu şikayetler oldu mu yani beklemeden mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir. Evet, kesinlikle öyle ihmal etmemek gerekiyor. Aynen öyle. Hocam toplumda oldukça sık rastlanan, özellikle sanki böyle yaşlarda daha fazla görüyormuşuz gibi hipertansiyon ve tansiyon hastalığı üzerinde de duralım. Gerçekten toplumda çok sık görülüyor değil mi? Evet. Oldukça sık, şöyle söyleyeyim, bu bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Mesela genel dünya verilerine baktığımızda en son görülme sıklığı diyelim, terim kullanmayalım, %22 olarak gösterildi. Yani 100 kişiden 22'sinde hipertansiyon var. Bu erişkinlerden, yani yetişkinlerden, 18 yaş sonrasını anlatıyoruz. Bizim Türkiye'de ise şöyle yaklaşık 2003, 2012, 2018 yılında yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalarda sıklıklar çeşitli rakamlarla ifade edildi. Şöyle %30, %35, %41.5'e kadar varan rakamlar var. En son rakam açıkçası %41.5. Ama ortalamasını alacak olursak yaklaşık 100 hastadan 35'inde hipertansiyon olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Neden bu kadar yüksek acaba? Şimdi şöyle burada tansiyonun nedenlerine bakmamız gerekiyor aslında. Tansiyona biz hastalarımız hep sorar, ya hocam benim neden tansiyonum var diye. Tansiyon polietiyolojik bir hastalıktır. Yani çok faktörlü bir hastalıktır. Genetik faktör bunun mutlaka en başındadır. Yani genetik yatkınlık, ailede olması. Evet. Kilo bunun yine esas faktörlerinden birisidir. Stresli yaşam, tuzlu beslenme, özellikle tuza duyarlı kişilerde. Evet. Hipertansiyonu, tansiyonu daha doğrusu, tuza duyarlı kişilerde tuzlu beslenme en sık faktörlerdendir. Bir de tabii ki günümüz stresi yani bunun esas nedenlerinden birisidir. Evet. Hareketli yaşam, hareketsiz yaşam bu etkiliyor mu? Mutlaka. İyi ki hatırlattınız onu bu arada. Şimdi normalde sedanter yaşam tarzı sürüyoruz artık hepimiz. Yani işe arabayla gidip geliyoruz. Ama normalde normal yapılması gereken, bunu spor olarak saymıyoruz. Haftanın en az 5 günü yarım saat tempolu yürüyüş yapılması gerekiyor. Hastalığa yakalanmamak için. Evet, yani evet. Tedaviyi geçtim, hastalığa yakalanmamak için. Evet.
Tabii şimdi COVID-19'a mücadele ettiğimiz için çok böyle spor yapamıyoruz, spor salonlarına gidemiyoruz, yüzemiyoruz belki ama en azından yürüyüş yapabiliriz herhalde bu dönemde. Evet, yani yapmak gerekiyor. En azından şimdi yaşlılara hangi saatler arasında tam hatırlamıyorum şimdi bir izin veriliyor. Mutlaka o saatlerde fiziksel şartlarını tabii yani göz önüne alarak dizde protez olma biz bu şekilde tempolu yürü diyemiyoruz. Tabii. Yürüyebiliyorsa tabii ki yürümesi lazım. Yani işte o hastalarda birazdan belki gireceğiz konularda beslenmeye daha çok dikkat etmesini söyleyeceğiz. Evet, çok önemli. Onun üzerinde duracağız. Bu arada hipertansiyon deyince yüksek tansiyon kastediyoruz değil mi? Evet. Şimdi hipertansiyonun bir tanımını ilk önce söyleyelim isterseniz. Şimdi tansiyon şu demek. Kalbi şöyle kalp ve damarları kapalı bir devre gibi algılamak lazım. Şöyle kapalı bir devredir. İçinden su yerine kan akıyor. Yani borularda damarlarımızdır diye anlamak lazım. Bu borulardaki kalpten çıkan ana hatlardaki basınca biz tansiyon diyoruz. Onun yüksek olmasına ise hiper yani yüksek hipertansiyon diyoruz. Halk arasında bu tansiyon hastalığı olarak bilinir. Biz yani tıpta onu hipertansiyon olarak kullanıyoruz. Evet. Hocam böyle bir yani rakam var mıdır? Mesela normal tansiyon nedir? Yüksek tansiyon nedir? Evet. Şimdi var çeşitli rakamlar var. Bu rakamlar hatta bir ara çok kafa karışıklığı yapıyor diye biz kongrelerde bile söylüyorduk. Yani hangi birini akılda tutacağız diye. Çok fazla rakam var. Kısacası normal halkımızın bilmesi gereken rakam şu. Ev ölçümlerinde tekrarlayan birkaç kere doğru ölçüm, birazdan dokunacağız ona. Tamam. Doğru ölçüm şartıyla 135-85'in üzerinde tansiyon gördüğünde cihazda ama otomatik bir cihazda eğer sağlık profesyoneli değilse normal sadece otomatik cihazlar öneriyoruz. Evet. 135-85'in üzerinde tansiyon görüyorsa milimetre civa tansiyon görüyorsak bu hipertansiyon demektir. Hmm. Zaten hastanede ölçülenleri yani hekimler kendimiz ölçüyoruz zaten. Evet. Orada ofis tansiyonu 140-90 dediğimiz hastalarımızın anlayacağı şekilde söyleyelim 14-9'un üzerinde tansiyon sayılıyor. Ama mutlaka uygun şartlarda ölçülmek şartıyla. Evet. Peki. Bu arada izleyicilerimiz de hipertansiyonla ilgili ve tabii ki kalp rahatsızlıklarıyla ilgili soruları varsa bize iletebilirler. Telefon numaramız ekranda da görüyorsunuz. 323-85-26 farklı bir şeyden bize ulaşmak isterseniz 0222 alan koduyla programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınızı hocamıza yöneltebilirsiniz. Peki hipertansiyondan başlamışken hocam belirtileri nelerdir bu rahatsızlığın? Evet hipertansiyonun genel olarak hastalarımıza şöyle anlatıyoruz. Çeşitli şikayetlerle gelebiliyorlar. Hipertansiyonun neredeyse vücutta yapmadığı şikayet yok. Ama başlıca olarak şunları söyleyebiliriz. En sık gördüğünüz baş ağrısı, ense ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp şikayetlerinin çoğunda bunlar var. Tansiyon da bütün kalp hastalıklarının neredeyse başında geldiği için bu tarz şikayetleri yapabiliyor. Burada erken yorulma olsun, nefes darlığı olsun, göğüs ağrısı olsun, baş ağrısı olsun. Bazı hastalarda görmede bulanık görme olabiliyor, kulak çınlaması olabiliyor, bulantı olabiliyor, kusmaya kadar özellikle atak halinde kusmaya kadar varan şikayetlerimiz olabiliyor. Evet. Yani normal hastalar bunu nasıl hissedebilir? En sık, en erken genelde nefes darlığı, çarpıntı veya kulakta çınlama ve baş ağrısı. Bunları söylemek yeterlidir. Bunları hisseden birey mutlaka kardiyolog uzmanına başvursun. Evet. Hakikaten düşündüğümüzde böyle yaşam kalitesini çok düşüren bir rahatsızlık. Sürekli bir nefes darlığıyla, kalp çarpıntısıyla yaşamak çok zor olsa gerek. Tabii, tabii. Yani bu şikayetler yaşam kalitesini etkiliyor. Zaten bize gelen hastalarımızın çoğu normalde çalışan, bir fabrikada çalışan işçi periyodik muayenelerden geçiyorlar. Hı-hı. Zaten bu şikayetlerim vardı. Periyodik muayenede yüksek çıktı. Hı-hı. O şekilde doktorumuz yönlendirdi diye gelir. Burada aslında daha çok iş belki de şöyle ev hanımlarına daha doğrusu daha çok söylenecek söz ev hanımlarına, teyzelerimize, annelerimizedir. Hı-hı. Yani onların çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendilerinin tansiyonlarını ölçmesi gerekiyor. Birazdan Hı-hı. söyleyeceğiz. Diğer slaydımızı alabiliriz tamam, aslında. Tamam arkadaşlarımız hazırlasınlar. Diğer slayta da bakalım. Hocam dediniz ya böyle enseden başlayan bir baş ağrısı değil mi? Baş ağrısı, evet. Evet. Mesela şurada oturma düzeni de mi etkiliyor evet. acaba? Evet. Şimdi şöyle, burada anlatacak olursak. Biz şimdi tansiyon olarak neyi ölçüyoruz? Evet. Öncelikle görüldüğü üzere koldan, kalpten çıkan ana damar, aorttan kola doğru gelen arterdeki biz tansiyon ölçüyoruz. Yani kabaca onun aorttaki tansiyona eşit olduğunu kabul ediyoruz.
Ve o basıncı ölçüyoruz. Evet. Bunun için çok doğru bir konumlanma gerekiyor. Yani evde diyelim hasta tansiyonunu ölçüyor. Hı-hı. Mutlaka ayakların her ikisi yere basacak. Ha, bu çok önemli. Sırtımız mutlaka yaslanacak. Hı-hı. Kolumuz da mutlaka destekli olacak. Mesela masanın üzerine koyacak. Ve masa şu an bizim oturduğumuz pozisyonda değil. Birazcık daha böyle aşağı, yani yukarıda olacak masa. Hı-hı. Kolu koyduğumuzda cihazın manşonunun bağlandığı, sensörün olduğu kısım resimde de görüldüğü üzere sensör kalple eşit hizada olacak. O zaman doğru ölçüm kabul ediyoruz ve ölçümden 5 dakika önce kesinlikle sigara, kafeinli içecek bu tarz şeyler tüketmemek gerekiyor. Evet. Ve dinlenmiş durumda 5 dakika dinlenmiş durumdayken tansiyonumuz ölçülmeli. Şimdi tansiyon ölçümünde 2 tane cihaz var. Hı-hı. Yani şimdi şöyle hastalarımız sorar hocam bilekten ölçülen yanlış ölçüyor diye. Hı-hı. Aslında öyle bir şey yok. Sadece bilekten ölçüleni anlatmak zor geliyor. Doktorlar diyor ki koldan ölçülen al daha iyi. Şimdi bilekten ölçülen de ölçülebilir, hiçbir sorun yok. Sadece doğru şartlarda yine ölçmek lazım. Yine aynı şekilde yalnız bu sefer sensör bilekte olacağından kol en alt sağda görüldüğü üzere bileğin altı bu sefer desteklenip yine sensörü kalple eşit hizada olursa doğru olur. Kalple eğer, yakın olacak yani. Evet, sensör kalple eşit hizada olacak. Anladım. Eğer kalbimiz normal bileğimizi şu şekilde tutup ölçersek kalpten yüksekte olacağı için bu sefer düşük çıkabilir tansiyon. Altta olursa bu sefer bir ünite diyelim yüksek çıkabilir. Hocam onun için dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar önemli bilgiler verdiniz. Çünkü çoğu yaşlı vatandaşımız evde kendi kendini ölçmeye çalışırken demek ki hatalar yapabiliyorlar. Tabii. Manşonun bağlanmasını da şöyle söyleyelim. Tabii. Kola bağladıktan sonra iki parmak yukarıda kalacak ve bir parmak sadece onun altına girebilecek şekilde olması lazım. Hmm. Çok boş bir şekilde olmayacak ama aşırı da sıkmayacak. Evet. Yani biraz hafif bir bolluk. Yani şöyle bir parmak yani normal yani zar zor demesek de yani böyle girip girebilecek yani bir parmak sadece. Evet. Anladım. Peki böyle tansiyon ölçülmesi gerekiyor. Aslında oturma düzeninin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ayaklar mutlaka yere değecek. Her ikisi de yere değecek. Mesela bazen ayak ayak üstüne atarak ölçüyoruz. Mesela bu direkt bizim yani bizim bağlı olduğumuz, uygun çalıştığımız kılavuzlar var. Yani rehberler var. Orada direkt yazar yani bacak bacak üstüne atmak bize biraz garip geliyor. Yani hekimin önünde zaten kimse bacak bacak üstüne atıp oturmuyor diye. Evet. Demek ki Avrupa'da böyle bir şey var ki o şekilde bir ibare bile var. Bacak bacak üstüne atmayacak diye. Evet. Diğer slaytta cihazlarımız var. Koldan ve işte bilekten ölçülen. Aşağı yukarı şu anda hepsi aynı teknolojiyi kullandığı için böyle bir kaygımız yok. Yani doğru ölçüyor mu, şu doğru ölçüyor mu? Öyle bir şüphemiz varsa bir sefer hekimlerinizde soldaki cihaz koldan ölçen bir tansiyon cihazı, sağdaki ise bilekten ölçen herhangi bir marka tansiyon cihazı. Çok fark etmiyor. Pili sadece yani çok fazla eskimiş olmayacak. Yanlış ölçtüğünü düşündüğümüzde mutlaka başka bir cihazla karşılaştıracağız. Evet. Doğru. Hocam yani. Siz hangisini önerirsiniz? Bilekten mi daha çok koldan mı? İkisini de alabilir ama şöyle ben hata payı yüksek olacağından şimdi biz anlatıyoruz da hastalar unutabilir. Onun için koldan ölçülende hata payı çok çok daha düşük olur. Çünkü zaten manşon kalp hizasında olduğu için sensörde bir sıkıntı olmuyor. Sadece kolunu desteklemesi yetiyor. Artık bu sensörden de çok hatalar ortaya çıktığı görüldüğü için hasta bazen ters bağlıyor. Sensör arterin atımının üzerine denk gelmiyor. Bundan kaçınmak için de firmalar geliştiriyorlar artık. Çepeçevre saran sensörleri olan manşonlar var. Hasta yeter ki koluna bağlasın. Tansiyonu rahat bir şekilde ölçüyor. Evet, peki hocam. Peki hasta size geldi, bazı belirtiler gördü kendinde. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz hipertansiyonda? Şimdi hipertansiyon aslında en kolay tanı konulan hastalıktır. Ama gerçekten komplikasyonları ve ağırlaşmaları o kadar fazla ki yani bu kadar kolay bir hastalığın aslında bu denli bir sorunlu gidişatı olmaması lazım. Bu da şundan kaynaklanıyor. Biz evde normalken hiçbir sıkıntımız yokken tansiyonumuzu ölçmüyoruz. Yani bir iğne batmıyor, bir tetkik değil. Sadece tansiyon ölçümüdür. Biz buradan da gençlere de seslenmiş olalım. Şöyle 30 yaş üstü, 25 yaş üstü fark etmez. Yani kim annesinin, babasının, teyzesinin tansiyonunu ölçüyorsa mutlaka kendi tansiyonunu da o anda bir ölçsün. Alacağı bizden sadece 1-2 dakikadır. Ancak belki ilerleyen zamanlarda bir inmeyi engelleyecek bizim için. Belki kalp krizini engelleyecek. Onun için tansiyonunu ölçmelerini öneriyoruz. Şimdi tansiyon tanısını hastanede şöyle... Normal şartlarda hasta
bir check-up muayenesinde bize gelmişse, tansiyonunu yüksek görüyorsak ve bu tansiyonun bizden kaynaklı, yani birazdan onu da söyleyeceğiz, slaytlarımızda var. Beyaz önlük tansiyonu olmadığını düşünüyorsak, bunu nasıl düşünebiliriz? EKG'sinde bize bazı belirtiler veriyor. Kalp duvarının kalınlaştığını görebiliyoruz EKG'de. Ve yaptığımız ekoda yine kalp duvarının kalınlaştığını görüyoruz. Kalbin gevşeme fonksiyonunun bozulmuş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde biz burada artık tamam, bu gördüğümüz tansiyon 140-90'ın üzerinde olan, yani diyelim 15-10 çıktı hastada. Bu tansiyonun büyük ihtimalle beyaz önlük değil de, yani heyecana bağlı değil de tansiyon olduğunu düşünüyoruz. Ve ideal olan aslında tansiyon holter takarak mutlaka 24 saatlik tansiyonları ölçmektir. Niye tansiyon holteri öneriyoruz? Şimdi biz hastaya tansiyonun evde ölçkeli diyebiliriz. Cihazı gerçekten işte pili hangi ayarda, doğru ölçecek mi hasta? Bunları bunları düşünmek istemiyoruz açıkçası. Mutlaka bir de gece ölçümlerini görmek lazım. Onun için holter birkaç adım diğer cihazların önünde oluyor. Kalibre bir cihaz. Var mı hocam görüntüsü? Var. İkinci diğer görüntüde olması lazım. Tamam. Tansiyon holter. Tansiyon holter 24 saatte 100'e yakın ölçüm alıyor. Bunu biz kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Yüksek çıkan ölçümlerde kendisi otomatikman onu algılayıp tekrar tekrar ölçüyor. Şu. Gördüğümüz evet sağda ki kişinin üzerine takılmış olan kola normal manşon gibi bağlanıyor. Kablosunu giysilerimizin altından geçirdiğimiz için bu şekilde gösterilmiş. Ve bir kemerle belimize bağlanıyor. 24 saat duruyor. 24 saatte sonra hem gece uyurken uyku zamanındaki ortalamayı, hem 24 saatlik ortalamayı, hem de gündüz ortalamayı verdiği için daha doğru biz yani ilaç seçimi, eğer ilaç vereceksek veya yaşam tarzı değişikliği önereceksek, bunları daha odaklı yapmamıza neden oluyor. Yani şöyle söyleyelim, şimdi tansiyon şöyle anlatabiliriz. Sazlığın arkasında bir hedefimiz var. Görmeden biliyoruz orada hedef var. Normal bir ateş ederiz yani görmeden. Ancak nişan aldığımızda kaçırma şansımız biraz daha düşük. Öyle söyleyeyim. Onun için ben tansiyon holteri bu şekilde izah ediyorum aslında hastalara. Yani her şeyi görerek tedaviyi başlamak çok çok daha doğru oluyor. Daha net veriler veriyor. Özellikle yani gece mesela yükselen tansiyonlar bizim açımızdan, yani bizim korkulu rüyamız. Çünkü tansiyonun en önemli hedef organlarından birisi beyindir. Mesela inmelerdir. Sabaha karşı tansiyon yükselmeleri olabilir. Böyle kabaca anlatacak olursak. Böbrek üstü bezlerden uyanmamız için bazı hormonlar salgılanıyor. Sabaha karşı saat 4'te, 5'te, 6'da. Bu sıralarda özellikle tansiyonlar çok daha yüksek oluyor. Eğer böyle bir şey hastada varsa, o zaman akşam yatarken mutlaka ilacını, bir ilaçsa akşama kaydırıyoruz. Eğer iki ilaçsa mutlaka birini gece yatmadan önceye koyuyoruz. Bu zaman yani 24 saatlik tam regülasyon sağlamış oluyoruz. Yoksa normal bir ilaç verdik, gün içinde hasta ölçtü. Ben ölçtüm, tansiyonum 12-8, her şey yolunda mı? Değil. Geceyi çünkü bilmiyoruz. Onun için tansiyon holterinin üzerinde çok durmak gerekiyor. Hocam bununla ilgili bir soru gelmişti. Ben size yöneltmek istiyorum. Tam bu holterle ilgili. Bir İstanbul'dan Cavit Yeter iletti bana. Diyor ki benim sorunum hipertansiyonla ilgili, holter sonuçları da 8-4 ile 7-11 arasında değişiyordu. Bir yıl içinde biraz yükselme ve normal değerlere ulaşma kaydettim. Şeker yüklemesi yapıldı, normal değerler bulundu fakat el ayak terlemesi, yavaş metabolizma, ani terlemelerim var. Yaşım ileride, ilaç verilmedi. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Evet. Şimdi bu hastamız, geçmiş olsun öncelikle izliyorsa bizi. Şimdi şöyle, bu hastamızın şikayeti veya sorunu yüksek tansiyonla ilgili değil zaten. Düşük tansiyonla ilgili. Öyle mi? Biz evet düşük tansiyonda da kullanabiliyoruz ama çok sınırlıdır kullanımı düşük tansiyonda. Yani orada mutlaka işte terlemeler, bahsettiği terlemeler tabii ki hipotansif ataklara bağlı olabilir. O hasta hipotansif, ortostatik hipotansiyon mu, başka bir şey mi? Kardiyak muayenede belli olacak bir durumdur. Yani tansiyon holterden buradan herhangi bir öneride bulunmamız çok mümkün değil. Yani bazı testlerimiz var, tilt testi dediğimiz testler var. Onlar uygulanıp bakılabilir. Yani uzun süre ortostatik hipotansiyonda, çünkü aslında yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz onlarda. Onlara tansiyon hastalarının tam tersine bol su tüketimi, normal tuzlu, hatta tuzlu yemelerini öneriyoruz. Öyle söyleyeyim. Tam ters bir hastalık. Hocam onun tıbbi ismi nedir? Ortostat, yani düşük hipotansiyon. Hipotansiyon. Hiper yüksek, hipo düşük olduğu için hipotansiyon diyoruz ona. Genel bir tanımlamadır. Anladım. Bu yaşam değişikliği, yaşam tarzı değişikliğini programımızın sonunda bir kez daha üzerinden geçelim. Hem yüksek hem de alçak tansiyonda yaşayan vatandaşlarımız için. Çünkü bence çok önemli. Hocam şimdi hipertansiyonun sebeplerini biraz söylemiştiniz ama biraz daha üzerinde duralım mı? Sebepleri nelerdir?
Şimdi tansiyon yüksekliğinde öncelikle şunu bir ayırt etmek lazım. Hı-hı. Bizim şu an konuştuğumuz tansiyon hipertansiyon dediğimiz Hı-hı. esansiyel hipertansiyon da diyoruz buna. Birincili yani esas tansiyon hastalığı, bir de sekonder hipertansiyon dediğimiz yani ikincil. Hı-hı. Direkt bir nedene bağlı olan ve o neden çözüldüğünde çoğu zaman tamamen ortadan kalkan bir durumdur. Hı-hı. Sekonder hipertansiyon. Yani çeşitli tipleri var. Evet var tabii. Tamam. Şimdi bu çeşitli tipler dediğimiz yani bu sekonder hipertansiyonun bazı hastalıklarda görülür. Mesela bunlardan çok sıklıkla denk geliyoruz aslında. Aort koarktasyonu dediğimiz yani bizim kalpten çıkan ana damarın daralmış olduğu durumlarda tansiyon yüksekliği görülür. Ve o hastalık tamamen giderildiğinde ameliyat veya stentleme ile oradaki darlık açıldığında normal damarda basınç düşeceği için bazen hastalık tamamen geçebiliyor da. Ancak bazı durumlarda artık geç gelmişse hasta biz sorunu çözsek bile tansiyon az da olsa kalabiliyor. Hı-hı. Bunun dışında obstrüktif uyku apnesi dediğimiz onu Hı-hı. hastalarımız apne olarak biliyor. Uyku Hı-hı. apnem var diyor hastalarımız. Yani o hastalarda kanın oksijenlenmesi ne zaman düşerse Hı-hı. mutlaka tansiyon yükselir. Hı-hı. Ya bir şekilde kaslara, beynimize oksijen göndermesi lazım. Hı-hı. Kalbin. Eğer oksijen seviyesi düşerse daha çok kan göndermesi lazım. Daha basınçlı göndermesi lazım. Bu uyarıyı alıyor ve yüksek basınç bu şekilde oluşabiliyor. Çünkü damarlar da oksijensizliğe kasılma olarak yanıt verir. Kasılırsa sistemde basınç artar. Yani tansiyon artar. Bu da uyku apnesiyle ilgili olan kısmı. Sonra böbrek üstü bezlerimizde bazen bazı kitleler, tümörler, feokromastoma dediğimiz hastalıklar var. Terim kullanmamaya çalışıyorum. Yani böbrek üstü bezlerle ilgili sorunumuz olduğunda, sonra hiperaldosteronizm dediğimiz bir hastalık var. Yani endokrin nedenli diyelim hastalıklarda yükselmeler, tansiyon yükselmesi olabilir. Bunlar sekonder tansiyon nedenleridir. Hı hı. Bu biz bütün tansiyon yükseklerinde onun için doktora başvurun diyoruz. Eğer sekonder bir hipertansiyonsa bu kökünden hallolan, tedavi olan bir hastalıktır. Hı hı. Uzun süre ilaç kullanmaya gerek kalmıyor. Hı hı. Eğer ilgili uzmana giderse sorunu çözülebiliyor. Ancak primer hipertansiyonda yani bizim ilgilendiğimiz esansiyel hipertansiyonda mutlaka çeşitli nedenlerimiz var demiştik. Stres, normal sedanter yaşam dediğimiz yani hareketsiz yaşam, tuzlu beslenme, bunun yanı sıra diyelim genetik yatkınlık. Bunların hepsi hipertansiyon nedenleridir. Yani etiyolojik faktörlerdir biraz önce söylediğimiz gibi. Evet. Hocam anladığım kadarıyla yani anlattıklarınızdan belirli bazı hastalıklar da bu hastalığı tetikleyebiliyor. Mesela uyku apnesinden bahsettiniz. Evet. Başka var mı böyle mesela şeker hastalığı vesaire etkiler Bahsettiğimiz şeker hastalığını direkt bu şekilde dirençli hipertansiyon diye bir kavram var. Şimdi açıkçası sorularda konuyu açtığı için biraz derinine inmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Rezistan demek yani dirençli demek. Hı. Dirençli tansiyon diye bir hastalık grubu var. Bu tansiyon hastalarının bir grubudur. Yani ilaçlara rağmen, 3 ilaca rağmen hala kontrol altına alamıyoruz. Hı. Bunlarda şöyle bir bilgi var. Diyabet diyelim, şeker hastalığı diyelim herkesin anlaması açısından. Şeker hastalığı dirençli hipertansiyon için risk faktörüdür. Hı. Yoksa bütün tansiyonda şekerin varsa illa tansiyonda olacak değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Şeker neden ortaya çıkmıştır? Yine aşağı yukarı aynı şey nedenlerdir. Yanlış en başta beslenme. Obezitedir. Evet. Evet. Hepsinin kökeni aynıdır. Obezite. Evet, evet. Hepsinin nedeni aşağı yukarı aynıdır. Bütün hastalıklar. Evet. Yaşlılık ve obezite maalesef. Düzgün yaşarsak bunu uygun şekilde yönetirsek aslında bunların hepsinden kaçınma ihtimalimiz var. Yani tansiyon bir 40 yaşında ortaya çıkacaksa biz onu 50'ye öteleyebiliyoruz. Uygun yaşam şartlarıyla. Evet. Hocam daha fazla erkeklerde görülen ya da yani hangi cinste daha fazla görülüyor ve mesela hani biraz yaşlılık hastalığı olarak biliyoruz dedim ya programın başında. Böyle çok erken yaşta bu hastalığa yakalanan hastalarınız da var mı? Var. Şimdi şöyle eskiden biz şöyle bir kavram vardı. Diyorduk ki 40 yaşından önce hipertansiyon nedenlerini araştıralım. 40'tan sonra araştırmayalım. İkinci hipertansiyondur. Hı hı. Bütün hastalıklarda bu şekerli diyabet de böyle oldu. Hepsi 10 yaş gençleşti. Artık 30'dan sonra diyoruz ki ya aramaya gerek yok. Ailesel öykü var. Düzgün yaşamıyor. Kilosu var. Hı hı. Yani artık bu esansiyel hipertansiyondur. İlacını veriyorsa hemen kontrol altına giriyor bu hastalar. Hı hı hı. Kadın erkek meselesine geldiğimizde ise şöyle kadınlarda daha sık görülüyor. Ancak şöyle bir durum var. Kadınlarda farkındalık oranı çok yüksek. Hı. Kadınlar şikayetlere erkeklerin çok daha duyarlı. Şikayetleri olur olmaz çok erken bir zamanda doktora başvuruyor. Ama erkekler vurdum duymaz oluyor. Bu sonucu da genelde bunun sonucu çok kötü oluyor erkekler için söylersek. Onun için yani yüzdelere baktığımızda kadınlar biraz daha fazlaymış gibi gözüküyor. Ancak aslında eşit.
Yani aslında gerçekten yaşam tarzının ne kadar önemli olduğunu, özellikle beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Şimdi az önce biraz farklı tiplerinden bahsetmiştiniz hipertansiyonun. Böyle en tehlikeli olanı hangisidir hocam? Tansiyonun kendisi en tehlikeli. Çünkü evet, biz ona gizli katil diyoruz. Yani hastaların bir hastalık var ve biz onu hissetmiyoruz. Düşman içimizde onu görmüyoruz. Bundan daha tehlikeli bir hastalık olamaz. Doğru. Yani tansiyon bir zaman hasta bazen inme ile acile geliyor. Veya artık kalp kriziyle acile geliyor. Kalpten çıkan ana damar dediğimiz aort yırtılması duymuşsunuzdur. Televizyonlarda yani birçok hatta ünlünün de başına geldi bu durum. Yani yüksek tansiyonda aort damarının yırtılmasıyla bazen hasta acile geliyor. Yani hiç tansiyon aletinin manşonunu koluna bağlamamış demek ki o yaşa kadar. Bağlasa illaki yani kaçacak bir şey değil. Hı-hı. Yani yüksek tansiyon yani illaki basit bir ölçümle ortaya konulabiliyor. Yüzleşmek mi istemiyor acaba rahatsız? Yani o da belki olabilir. Bazen de yani ben gencim, yani bende bir şey olmaz ya, 30 yaşında tansiyon mu olur? Bazen hastalarımız 25 yaşında olan, 20 yaşında olan tansiyon hastaları da var. Evet. Biraz önce sormuştunuz. Evet, evet. Var öyle hastalar. Sayıları çok az tabii. O hastalara bazen ilaç verdiğimizde konduramıyor kendine. Hı-hı. Ancak bu irdelenip tabii doğru bir şekilde verilmesi lazım. Gerçek hastaya verilmesi lazım ilacın. Yani kullanmadığında sonuçları çok kötü olabiliyor. Şimdi sorunuza gelecek olursak hangisi daha kötü dediniz? Tabii ki ilaçlarla ve yaşam tarzı değişikliğiyle bir türlü kontrol altına alınmayan biz onlara rezistent tansiyon dedik. Yani dirençli tansiyon. Yani bu tansiyonlarda biz ilaçlarla yani kontrol altına almakta oldukça zorlanıyoruz. Ve hastalar genelde maalesef kötü sonlanım oluyor. Beyin kanaması gibi sonlanımla karşılaşıyor. Böbrek yetersizliği gibi sonlanımla karşılaşıyorlar. Evet, ne yazık ki. Hocam öyle zannediyorum bununla ilgili bir soru var. İzleyicimiz bana iletmişti. Bursa'dan Nevin Çalışır. Ben 1998 yılından beri tansiyon hastasıyım. Kesin tedavisi yok mu? Yani bazı hastalıklarda daha sonra düzelme oluyor da tansiyonda neden olmuyor? Böyle bir çalışma var mı demiş. Evet. Şimdi tansiyon kronik bir hastalıktır. Hmm. Kronik bir hastalıkta iyileşme diye bir şey olmuyor. Kronik bir hastalık yönetilebilir. Yönetilirse biz şimdi ilaçlardan neden kaçınıyoruz? Kimyasal olduğu için kaçınıyoruz. Hmm. Tansiyon çok iyi yönetilirse bu kimyasallara ihtiyaç kalmayabilir. Hı hı. Belki 4 ilaç kullanacaksak çok iyi yönetiriz. Yönetimi anlatacağız birazdan. Hı hı. Yani çok iyi yönetilirse 3 değil de 1 tane kimyasal ilaç kullanırız ve hiçbir sorunumuz olmaz. Hı hı. Ancak tamamen iyileştik, ilacı bırakmak mümkün mü? Yapan hastalarımız var. Hı hı. Nedir burada? En başta yapılması gereken şey yaşam tarzı değişikliği. Hı hı. Çok vurguladık bugün bunu. Çok da yani değinmek gerekiyor. Hı hı. En önemlisi İlk önce hastanın kilosu varsa mevcut kilosunun %5 ila 10'unu mutlaka vermesi gerekiyor. Evet. Hocam mesela kötü bir yaşam tarzı derken mesela sigara, alkol gibi şeyler tetikliyor evet. herhalde burası. Şimdi yaşam tarzı değişikliğinde onları da değineceğiz. Şimdi ilkin şunu söyleyebiliriz. Bir 5 ile %5 ile 10 kilo vermesini öneriyoruz hastalığı mevcut kilosunun. Yani vücut kitle indeksini mümkün mertebe 25'e hiç olmasa da yani yaklaştıramasak bile 30'un üzerinde hiç olmasa olmasın istiyoruz. Ama normal tabii ki 25'in altı olması lazım. Evet. Ama yaşlı bireylerde bunu başaramıyoruz maalesef. Bir diğeri az tuzlu beslenme. Kesinlikle tuzsuz beslenme. Sıfır tuz alma demiyoruz. Az tuzlu beslenme. Burada çok fazla sorun var aslında. Şöyle ki biz zaten toplum olarak tuzu çok fazla tüketiyoruz. Gerçekten en son mi? Evet, en son 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında yapılmış Saltürk çalışması var ülkemizde yapılan. Hı-hı. Yaklaşık ortalama tuz tüketimimiz 15 gram. Hı-hı. Yani çok yüksek bir rakam. Yüksek. Normal ne kadar yetiyor bize deseniz 5-6 gram. Neredeyse yani kaç katını? Katı. 3-4 evet. katını alıyoruz. Hatta bunun bir önceki çalışması 2002'de yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada 18 gramdı. Evet. Ya oldukça yüksekti. Yüksek. Gerçekten farkındalık çalışmaları, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı masalardan tuzlukları kaldırın restoranlarda. Bunlar gerçekten işe yaramış gibi yavaş da olsa gözüküyor. Evet. Ama yine de hastalarımıza söylüyoruz yani az tuzlu beslenme, az tuzlu beslenme. Az tuzlu beslenmeyi ne anlayacak hastamız? Hı. Mutlaka yemek yaparken içine konulacağı kadar tuzu koyacak. Evet. Ondan sonra kesinlikle tuzluk kullanmayacak. Hı-hı. Ne salatada ne başka bir şeyde hiçbir şeye tuz kullanmayacak. Kullanmayacak. Bu az tuzlu beslenmedir. Hı-hı. Bir diğeri mutlaka egzersizdir. Hı-hı. Yaşam tarzı değişikliğinde. Egzersizden kastımız mutlaka yürüyüş. Hı-hı. Yürüyüş tempolu olacak. En az normal diyelim bantta yürüyorsa hasta. Yaklaşık
5-6 kilometre bölü saat hızda yürüyecek. Hı. Yani nabzını mutlaka artırması gerekiyor. Yüzü evet. geçmesi gerekiyor ki buna biz tempolu yürüyüş diyelim. Ne kadar? 30 dakika. Normalde kitabi olarak önerilen haftada 5 gündür. Hı. Ama bunu 7 gün yaparsak tabii ki çok daha iyi olur. Bunu yaşam tarzı haline getirmek lazım. Sadece tansiyon hastalığının tedavisinden bahsetmiyorum. Tedavide tabii ki yani önemli. Ancak yaşam tarzı haline getirirsek zaten tansiyonla karşılaşmayacağız. Hı hı. Karşılaşsak bile çok ileri yaşlarda karşılaşacağız. Doğru. Bir diğer konu dediğiniz gibi tütün kullanımı, yani sigara kullanımı. Sigara kullanımı zaten yani bütün hastalıklar, kardiyovasküler sistemin bütün hastalıkları için geçerli. Yani kullanılmasının tansiyon kontrolünde de çok sorun oluşturduğunu biliyoruz. Kesilmesi direkt öneriliyor. Yani azaltma da diye bir şey yok. Kesilmesi öneriliyor. Hiç içmeyecek yani. Evet, sigara o şekilde. Evet. Alkol için şöyle, alkolün sınırlandırılması. Kitabi bir çalışmadan elde edilmiş veri. Yani ne kadar kullanırsa, kullanmasa daha iyi tabii ki. Hı. Ancak ne kadar kullanırsak, bağımlı demeyelim de yani kullanmak istiyor tercihi kişinin. Kadınlar için 10-20 gram bölü gün etanolü geçmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani erkekler için de 20-30 gram bölü gün etanolü geçmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani alkol tüketiminin. Evet. Bunu nasıl hesaplayacaklar hastalarımız? şimdi isim vermek istemiyorum. Yüzdelerine bakabilirler. Hı. Yani bazı içeceklere %40 oranında var. Bazılarına %8 oranında var. Hı hı. Oradan etanol dediğimiz saf. Yani %100 alkol 20-30 gram. Hı hı. Onu artık içenler zaten kendileri hesaplayabiliyor. Evet hocam. Peki yani yaşam tarzı değişikliğini de dediğiniz gibi beslenmeye dikkat edecek, tuzu mümkün olduğunca hayatımızdan evet, çıkartıyoruz. Beslenmeyi hareketli de söyleyelim yaşam, aslında. Evet, hareketli bir yaşam olacak. Kötü alışkanlıklardan kişi uzak duracak. Evet, uyku evet. düzeni de önemli herhalde. Uyku düzeni önemli. Şimdi tansiyon zaten uyku düzenini bozabiliyor. Hı. Uyku düzenin bozuldukça tansiyon da yükseliyor. Hı. Bu bir kısa devre, kısa döngü oluşuyor. Hı. Yani bunu bir şekilde kırmak gerekiyor. Hangisi hangisini yaptı onu bilemediğimiz için bize başvuran hastalarımızda hocam uykusuzluğum vardı dediğinde hı. biz ilk önce bir tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Zaten hasta direkt ertesi gün bize hocam bugün çok ilaç içtiyse çok iyi uyudum diyor. Hı, hatta işte geç uyandım diyor hasta bize. Hı hı. Bu artık yani biliyoruz ki tamam bu demek ki hipertansiyonun yaptığı bir hı hı. şeymiş. Ancak bazen uykusuzluk tansiyon yapabiliyor. Zaten biz tansiyonu düşürmemize rağmen hastanın uykusunun düzelmediğini gördüğümüzde o zaman uykuyla ilgilenen psikiyatriye hastamızı yönlendiriyoruz. Hı hı. Yani artık tedavisi orada oluyor. Beslenmeden bahsettik tabii. Onu da söyleyelim. Hı hı. Beslenmedeki mesele şu, mutlaka zaten kilo vermesini önerdiğimiz için karbonhidrat bazlı beslenmeden kaçınmak gerekiyor hmm. burada. Özellikle hamur işi, hamur, baklava, börek, makarna, yani bazen pirinç bunları karbonhidrat saymıyorlar. Yani hmm. Tatlı zannediyorlar ya karbonhidrat dediğimizde. Hmm. Ekmek yani mesela şu an Eskişehir'in köy ekmeği çok meşhur. Yani beyaz çok fazla çok fazla kilo aldırıyor. Yani hmm. çünkü çok güzel gerçekten tadı da iyi, evet. güzel. Lezzetli. Ama bunu sınırlandırmak gerekiyor. Evet. Yani şöyle bir şöyle biz ekmek önerimiz hiç şöyle. Hayır kesinlikle ben hiçbir şeyin tamamen yani kısıtlanmasının taraftarı değilim. Hı hı. Her şeyi zamanında ölçülü yaparsak aslında sonra böyle kısıtlamalara gerek kalmıyor. Doğru. Nizami Gencevi'nin de dediği gibi bir inci saflığı varsa da suda fazla içildiğinde dert verir o da. Yani suyun fazlasına fazlası zarar biliyoruz. Zarar. Tabii. Doğru. Onun için zamanında aslında miktarları belirleyip uygun miktarda kullanırsak sonradan hiç tedaviyle de uğraşmayız. Yok yaşam tarzı değişikliği yapayım bak kilo aldım bunlarla uğraşmayız. Çok doğru hocam. Yani ipin ucunu bir kere kaçırdık aynen artık öyle. Arkası gelmez aynen gerçekten. Aynen öyle. Şimdi tedaviye gelecek olursak yaşam tarzı değişikliklerine değindik. Bunlara dikkat edeceğiz. İlaç tedavisi vesaire başka tedaviler oluyor mu hipertansiyonla evet. mücadelede? Tamam. Şimdi tansiyon tedavisinin aslında üç ayaklı bir sehpa gibi düşünebiliriz. Ayaklarının bir tanesi daha yeni yeni yapılıyor. Hmm. Bu düşeceği anlamına gelmiyor sehpanın hmm. aslında. Şöyle ilk olarak biz yaşam tarzı değişikliğinden bahsettik. Hmm. Burada mutlaka onu yapmamız lazım. Ben ilaç kullanıyorum o zaman kilo vermeme gerek yok. Öyle bir şey yok. Hmm. Yani 4-5 ilaç kullanmak istemiyorsak demek ki bu yaşam tarzı değişikliğini yapacağız ki bir tane kimyasal alalım vücudumuza. Hmm. Daha fazla zehir almayalım. Doğru. Yani bir hekim olarak ilaçları zehir olarak nitelendirdim ama burada yani anlatım açısından söylüyorum. Hı hı. Yaşam tarzı değişikliğini hocam söyledik. Böyle hastalarınız gerçekten direnen o yaşam tarzı değişikliğine geçmekte direnen? Direnen yok aslında. Şimdi ne kadar bütün hastalıklar için geçerli. Hı hı. Ne kadar fazla hastaya anlatırsak derdini bir o kadar çabuk aslında
adapte oluyor hastalar duruma. Yani hastaya ne kadar derdini daha geniş, daha rahat bir şekilde anlatırsak hastanın ilaç uyumu da o kadar iyi oluyor. Gerçekten beslenmeye de o kadar dikkat ediyor. Onun için direnen yok ama şöyle, uygulamada zorlanan var. Şimdi biz yaşam tarzı değişikliğinde sporu desek, benim mesela Fatma teyzem 75 yaşında, dizlerinde protezi var. Bu hasta tempolu yürüyüşü nasıl yapacak? Spordan anladığımız, yani orada sadece şu olacak: su şişelerine, 1 litrelik su şişelerine doldurup ellerine sadece hareketler, belirli hareketler yapabilir hastalar. Onun için burada da şu giriyor devreye: diğerini yapamıyorsak o zaman başka birine biraz daha ağırlık vereceğiz. Ne yapacağız? Birazcık daha dikkat edeceğiz yediklerimize. Kesinlikle o hasta mümkünse hiç ekmeği yemeyecek o zaman. Veya hayvansal yağlardan birazcık daha uzak duracak. Yani böyle aşırı bir şekilde beslenmeyecek onlarla. Yani bunlara dikkat edecek. Yaşlılardan bahsetmişken tuzu da burada vurgulayalım. Bazen tuzsuz diyet diyoruz, hastalarımız hiç tuz almıyor. Bu çok tehlikeli, özellikle yaşlı hastalar için hafıza sorunlarına, bilinç kaybına kadar gidiyor. Hasta acillik olabiliyor. Yani komaya giriyor diyelim. Yani bundan kaçınmak gerekiyor aşırı tuzsuz beslemeden. Aslında tansiyon tedavisinden şimdi anlatıyoruz, ilaçlardan da değineceğiz ama normal rakamı gördük, 14-9 ilaç verdik veya tansiyon gördük 12-8, bu ilaçlık değil. Böyle bir tedavi şekli yok. Hastalarda bireyselleştirilmiş tedavi var. 12-8 olan tansiyona ilaç verdiğimiz de oluyor bazen. Ama 14-9'da ilacı biraz daha bekleyelim dediğimiz de oluyor. Çok iyi bir şekilde, yani yaşam tarzı değişikliğine yanıt aldığımız için ilaç vermiyoruz. Hasta, yani aslında, normal tedavisiz izleyebiliyoruz. Şimdi yaşam tarzı değişikliğini anlattık burada. Tedavinin diğer basamağı, diğer ayağı diyelim, ilaç tedavileri. İlaç tedavilerinde, burada ilaç isimlerini söyleyemeyeceğiz zaten, 5 tane ana grup ilacımız var. Bu ilaçlardan hastalığın diyelim hastanın birlikte olan diğer hastalığı, mesela şekerli diyabeti var, yani diyabeti var diyelim, veya başka hastalıklar var, kalp duvarı kalınlaşmış, kalp hızı yüksek, biz tedavi yaparken ilaçları bunlara göre seçiyoruz. Yani şöyle bir şey yapmasınlar: tansiyonum var, bu belki kriz anında yapılabilecek bir şeydir. Benim tansiyonum var, annemin tansiyonu vardı, yükseldi o gün, yapacak bir şey yoktu, ben ondan aldım. Tamam, olabilir bu. Alır ve ardından doktora gelir. Bizim hastalarımız böyle yapabiliyorlar bazen. Ancak zaten ya gideceğim, aynı ilacı verecek, ben de onu kullanayım. Çok oldukça yanlış. Herkese göre ilaç, yani değişikliği olabiliyor, değişebiliyor seçim. Çok yanlış başkasının ilacını kullanmak. Evet, yani bazen şimdi hasta geliyor, benim annem zaten onu kullanıyordu diyor hasta. Olabilir, annesinde kalp duvarı kalınlaşmıştır. Kalp duvar kalınlığı vardı, bizim seçeceğimiz ilaç ona uygundur. Diyabeti vardır, böbreklerden protein kaçağı oluşmuştur. Seçeceğimiz ilaç tabii ki ona benzeyecek. Farklı ilaç vermeyeceğiz, aynı grup ilaçlar zaten aşağı yukarı. 5 ana gruptan birisini seçiyoruz burada. Yetmedi, yanına takviye yapıyoruz. Bazen tansiyon durumuna göre ikisini, üçünü birden de veriyoruz. Yani tedavinin diğer ayağı olmuş oluyor normal ilaç tedavisi. Üçüncü ayak yeni yeni gelişiyor. Bu tedavi aslında daha böyle kısıtlı hastalar üzerinde, 40-50 hastalar üzerinde araştırmalar var. Cihaz tedavileri, barorefleks aktivasyon dediğimiz yöntemler var. Çok böyle az hasta üzerinde yapılmış çalışmalar ama ortalama tansiyonu 26 milimetre civa düşüren, yani neredeyse ilaç ihtiyacını ortadan kaldıran gibi gözüküyor. Ancak daha şu anda burada seyircilerimize anlatmam için çok erken bu tedavi şeklinde. Bir zamanlar böbrek damarlarının ablasyon diyelim, yani yakması diyelim, böbrek damarlarının sinirleri yakarak tedavi ettiğimiz bir yöntem vardı. O yöntemin de çeşitli sakıncaları ve faydasızlığı ortaya çıktı. Şimdi yeni bir çalışma yayınlandı. İyi gibi gözüküyor ama şu anda seyircilerimize anlatacağım kadar değil. Şimdi bu ikisiyle yetinmek lazım. Evet. Bu arada izleyicilerimizin programımıza çok yoğun ilgisi var. Hocam, ben hemen size soruları ileteyim. Şimdi bugünkü konumuz COVID-19'un kalp üzerindeki etkileri idi ve hipertansiyondu. Böyle bir hasta bize ulaşmış, yüksek tansiyon hastası kendisi, COVID-19 geçirmiş, 11. günü hatta geçiriyor demek ki hala, tansiyonu düşmüş 84-85'e, bu durumda ne yapılabilir diyor. Evet, şimdi geçmiş olsun öncelikle hastamıza. Şimdi şunu vurgulayalım, yani bütün enfeksiyon hastalıklarında tansiyon dengesizleşebilir diyemiyoruz, kesinlikle düşer, kesinlikle yükselir. Bazen kullandığı ilaca, antibiyotiğe, antivirale göre bile değişebilir. Hastanın durumu çok kötü olur, belki hormonal ilaç da veriyor olabilirler hastaya, bilmiyoruz. Şimdi bize ulaştığına göre evden arıyor hastamız bizi. Yapacağı şey şudur: şu anda tansiyon ilaçlarına ara verip ve aralıksız olarak sabah akşam bir hafta tansiyonunu ölçüp
normal karantin süresi bittikten sonra kardiyoloji uzmanına başvurmaz. Başvuracak. Peki, bu kadar. Yani ilaçlar ilacını bırakacak, tansiyon ilacını bıraksın ve takip etsin. Şimdi iki gün sonra tansiyon yükselebilir. Yani o zaman tekrar ilacını başlaması lazım. Ancak yok hep düşük düşük gidiyorsa mutlaka biriktirip 7 günlük ölçüp 7 günlük ölçüm kartıyla başvurmasını önereceğiz. Peki. Evet. Hastamıza buradan acil şifalar dileyelim. Bir başka izleyicimiz 9 ay önce bypass olmuş, 4 damarı değişmiş. Ameliyat yerleri ediyormuş kendisini, kaşındığını söylüyor. Ne yapabilir? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, geçmiş olsun hastamıza yine. Bypass'tan sonra biliyorsunuz bypass'ta genelde göğüs kemiğini açarak diyelim, yani testereyle keserek demeyeyim, şimdi hastalar yanlış anlayacak ama o şekilde yapılıyor zaten. Kemiği açıp daha sonra işlem yaptıktan sonra normal tellerle kapatıyorlar. Evet. Bazen bu tellere karşı hastada bir aşırı duyarlılık gelişebiliyor. Özellikle o dikiş yerlerinde şöyle söyleyeyim, yani kızarıklık, kaşıntı, bunlar olabiliyor. Normalde buna antialerjik diyelim kremler, merhemler sürülebilir. Biz daha çok aslında şundan korkuyoruz. Tam kavuşma olmayabiliyor. Özellikle yara yerine bastırdığında bir çıtırtı, bir böyle ses çıkarıyor. Öyle bir durum varsa mutlaka ameliyat eden doktoruna başvurması gerekir. Bunu söyle. Ama normal bir kaşıntı gibiyse normal bir antialerjik bir krem veya kaşıntı giderici bir krem bile alıp sürünebilir. Şimdi 9 ay geçtiği için hocam normal bir kaşıntı olabiliyor mu? Olabilir, şöyle olabilir. Keloid dediğimiz bir durum var. Yani deri çok aşırı bir reaksiyon veriyor. Böyle bazı kişilerin biz her gün gördüğümüz için görmüşsünüzdür demek istedim. Görmüyorsunuzdur tabii siz. Şöyle çizgileri hiç belirsiz olabiliyor. Sanki böyle kozmetik yapmışlar bilinçli olarak. Bazı hastaların yarası çok iyi iyileşiyor bu şekilde. Bazılarının ise normal aynı şekilde aynı cerrah yapmış aslında. Bu şekilde örülmüş şekilde oluyor. Yani cilt fazla reaksiyon verebiliyor. Kızarıklık oluşabiliyor orada. Hassas yoksa orada belki bazı insanların hassasiyetinden gibi. Dolayı diyorum zaten. Evet, o şekilde. Peki hocam. Konya'dan bir izleyicimiz bize ulaşmış. Mehmet Çınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tansiyonum 26-26'ya kadar yükseliyor. Her türlü testi yaptırdım. Testler hep temiz çıktı. Tansiyonum düşmüyor. Ne yapmalıyım demiş. Evet. Geçmiş olsun hastamıza. Geçmiş olsun. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bu işte dirençli tansiyondur. Yani şimdi kaç tane ilaç kullanıyor tabii bilmiyoruz. Tabii. Yani bir tane ilaç kullanıp hocam benim tansiyonum zaten düşmüyor deyip doktora gitsen de var, gitmeyen de var. Yani bu hastamız da yine değerlendirip bakmamız gerekiyor. Hasta eğer gerçekten ilaçlarını kullanıyorsa, düzgün bir şekilde anlattığımız gibi. Yaşam tarzı değişikliğini uyguluyorsa, tansiyon yine düşmüyorsa burada artık diğer nedenleri aramak mutlaka gerekli. Özellikle yakın zamana kadar benim tansiyonum çok iyi gidiyordu. Çok yakın zamanda bozuldu, 20'leri görüyorum diyorsa altta bir neden aramak lazım. Böbrek fonksiyonları bozulmuş olabilir, uyku apnesi gelişmiş olabilir. Yani araya bir sorun girmiş oluyor bu hastalarda genelde. Ya da aniden bir stresi bir şey yaşadı, o da olabilir mi? Olabilir tabii ki, stres, üzüntü bütün hastalıklarda olduğu gibi tabii ki onun da payı vardır burada. Ancak yani dediğim gibi şimdi hastamız anlattığına gelecek olursak yani 26 tansiyondan bahsediyor. Herhalde yani 3-4 tane ilaç kullana kullana bu durum böyledir. Mutlaka bir kardiyoloji uzmanına, biz hipertansiyon uzmanı diyoruz. Hipertansiyon uzmanı dahiliyeden ihtisas almış, daha sonra nefroloji yan dalı yapmış kişilere de diyoruz. Kardiyoloji uzmanlarına diyoruz. Yani ya bize ya da nefroloji uzmanlarına başvurması gerekiyor. Biz hipertansiyon uzmanı sayılıyoruz aynı zamanda. Başvurup mutlaka doğru dürüst bir ölçüm yapılıp 24 saatlik holter takılıp ondan sonra tedavi optimizasyonu yapmak lazım. Hasta bazen maksimum doz değil, çeyrek doz alıyor ama hasta diyor ki ilaç kullanıyorum. Bilmiyorum maksimum doz olmadan onun. Biz ilaçlarını ayarladığımız tansiyonu düşebiliyor. Yani bu durumlar da oluyor. Onun için sadece 26'ya çıkıyor. Yani çok buradan şu anda net bir öneride bulunamıyoruz. Muayeneye gelmesi lazım bu hastanın. Hocam 26 tansiyon çok yüksek bir tansiyon değil mi? Çok yüksek, evet. Yani bir de şuna değinelim. Bazen hastalarımızın damar yapıları çok aşırı sertleştiği için yalancı dirençli tansiyon dediğimiz kavram ortaya çıkabiliyor burada. Tansiyonu ilaç kullanıyor 4 tane. Neredeyse hastanın baş dönmesi olacak şekilde ilaçları yüklemişler. 4-5 tane tansiyon ilacı kullanıyor. Ama ölçüyoruz mesela tansiyonu 20. Burada aslında normal damarın içine iğneyle girip monitöre bağladığımızda tansiyonun 13-7, 13-6 olduğunu görebiliyoruz. Yani gereğinden fazla. Bu neyle ilgili? Hastanın damar yapısı aşırı kireçli. Biz manşonla sıktığımızda damar sıkılmıyor. Onun için bir türlü yüksek tansiyonu normallerde göremiyoruz. 200'lerde görüyoruz. Bu özel bir durumdur. Herkes de böyle değil. Onun için yani böyle bir şüphemiz varsa dediğim gibi hipertansiyon uzmanına başvurulacak. Evet.
Bu kadar. Bu da çok önemli. Hocam hastalığın tedavisiz kalmasının sonuçları neler olabilir? Slaytlarımızın birisinde tamam. var. En sonunda olması lazım. Onu tamam, gösterirsek. Şimdi hipertansiyondan bahsederken ben şimdi kardiyolog olarak ilk önce kalp üzerine etkisinden bahsedeyim. Tansiyon kalpte öncelikle kalp duvar kalınlaşması yapar. Hı-hı. Kalp duvar kalınlaşması demek şu anlama gelir. Kaslı olur kalp. Oldukça kaslı olur. Uzun süre antrenman yapmış sporcular gibi olur. Hı-hı. Yani çok fazla kasıldığında Hı-hı. kalp kası kalınlaşır. Ve bu kalınlaşma daha sonra kalbin kulakçıklarında büyümeler, ritim bozuklukları. Evet. Bunun yanı sıra yüksek tansiyonla mücadele eden kalp yorgun düşüp en sonunda kalp yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Evet. Bunun bir diğer sonucu kalpten çıkan ana damar. Sonuç olarak kan bizim ölçtüğümüz basınç. Damarların içindeki basınçtır. Hı hı. Esas olarak da aorttaki yani en ana damarımızdaki basınçtır. O basınç yükseldiğinde aort damarında aortta balonlaşma, genişleme olabiliyor. Ve bir zaman artık öyle bir hadde geliyor ki artık tansiyona direnemiyor ve patlıyor. Aort yırtılması diyoruz. Hı. Tam kat yırtılma da olabilir, içten yırtılma da olabilir. Şanslıysa içten yırtılma oluyor. Bunun ameliyatı da çok çok riskli oluyor zaten. Hı hı. Onun için yani öyle yaşamak gerekiyor ki aslında normal tansiyonun böyle sorunlarıyla karşılaşmayalım. Şimdi tansiyonda şöyle hedef organlarımız var. Hı hı. Bunlardan ilki kalp. Hı hı. Bir diğeri böbrek. Hı hı. Bir diğeri göz, diğeri de beyindir. Bunların hepsi etkilenebiliyor. Nihai sonuçlarını, sonlanımlarını yazdım. Korkutucu gözüküyor ama gerçekten böyle. Beyin için en son beyin kanamasıdır, inmedir. Yüksek tansiyon damarlarda ortada görüldüğü gibi damarların içinde yüksek tansiyon damarın iç yüzeyini şöyle kabaca söylersek kazıyacağı için yüksek basınç yaralanmalar oluşturacak ve oraya yağ kireçler, yağ yaşla birlikte kalsifikasyon diyoruz. Yani hı hı. kireçlenme olacağından bir zaman o kirecin atması normal hı. iskemik inme dediğimiz inmeyi de yapabilir. Yüksek tansiyon aynı zamanda damar yırtılması yapacağından kanamalı inme de yapabilir. Yani beyin kanaması hı. biliniyor halk arasında. Veya gözde görme alanı dediğimiz yani görmeyi sağlayan hı hı. retinanın soyulmasına yol açabilir yüksek tansiyon. Kan dolacağı için oraya. Görme bozuklukları oluşuyor o zaman. Körlük yapar. Görme bozukluğunu geçtim. Bu bulantı böyle gözde bulanıklık tansiyonun şikayetlerinden birisidir. Hı-hı. Son hali körlüktür. Hı-hı. Yani çok onun için diyorum katastrofik seyredebiliyor. Hı-hı. Katastrofik sonuçları var. Onun için yakalanmamak gerekiyor. Yani onun için yaşam tarzı değişikliği 100 kere vurguladık belki evet, bugün evet. burada. Bir diğeri böbrektir. Hı-hı. Böbrekte de yine protein kaçağı ilk baştaki belirtilerindendir. Yani artık böbreğin etkilenmiş olduğunu, hedef organ diyoruz bu organlara, hı-hı. etkilenmiş olduğunu gösteriyor. Sonuç, nihai sonuç yine böbrek yetersizliğidir. Nihai sonuç diyalizdir. Hı-hı. Yani çok sorunlu yerlere gidebiliyor. Onun için mutlaka herkese buradan da önerimizdir, tavsiyemizdir. Yani tansiyon ölçümü çok basit bir şey. Yani hepimizin evinde aslında tansiyon aleti, evimizde tansiyon hastası olsun veya olmasın. Evimizde mutlaka tansiyon aleti olacak. Evet. Tabii ki dediğim gibi otomatik tansiyon aleti olması gerekir. Hı-hı. Eğer sağlık profesyoneli değilse evet. izleyicimiz. Şimdi aklıma hocam şey geldi. Genellikle yaşlı vatandaşlarımız hani çok sık tansiyonlarını ölçerler ya. Sanki böyle hep bizlere alışkanlık gibi geliyor ama ne kadar da önemli olduğunu şimdi görmüş olduk. Evet yani tansiyon ölçümünde şikayet olduğunda ölçsün diyoruz hastamıza. Hı hı. Şikayet olmadığında da kendini iyi hissettiği tansiyonu bilmesi için ölçsün diyoruz. Hı. Ya bunları ölçsünler ama işi artık paranoya diyeyim. Paranoya evet, getirip de ikide bir ölçüp bir milimetre civa arttı. Hemen panik olayım. Çünkü panik ya tansiyonu yükseltir. Yükselir daha çok panik olur. Hı. Yine dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz kısır döngüye girer. Doğru. Ya doğru. Bu olmaması için dediğim gibi yani düzenli her şey aslında dönüp dolaşıp biraz önce Nizami Gencevi'den söylediğimiz o misralara geliyor. Evet. Yani dengeli evet. Denge. Aynen. Her şeyin fazlası zarar diye. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Sayın hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak buradan kameramız aracılığıyla bu hastalıktan yani tansiyon hastalığından korunmak için neler yapamazsa çok vurguladınız ama son evet. olarak korunmak mümkün mü? İzleyicilerimize evet. nasıl mesajlar vermek istersiniz? Ben öncelikle Kanal 26 izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu iftara yakın saatte bizi izledikleri için öncelikle.
Şimdi iki hastalıktan bahsettiğimiz için iki şekilde öneride bulunacağız. Hı hı. Covid için şunu söylememiz lazım. Tabii ki ilk önce tansiyonda dediğimiz gibi mümkün mertebe korunmamız gerekecek. Maske, mesafe, hijyen ve bir de buraya aşıyı ekledik. Bu dördüne mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi başta da söylediğimiz gibi. Covid geçirdik, iyileştik, semptomatik geçirmiş olabiliriz, hastaneye yatmış olabiliriz, fark etmez. Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, erken yorulma semptomları varsa mutlaka kardiyoloji uzmanına, yakınınızda en yakın sağlık kuruluşundaki kardiyoloji uzmanına başvuruyoruz. Hı hı. Bir diğer hastalığımız hipertansiyondu. Hipertansiyonda ise yapılması gereken şey yaşam tarzı değişikliği. Hı hı. Hareketsiz yaşamdan kaçınmak, az tuzlu beslenmek, mutlaka ve mutlaka kilo verilmek, 4-5 kilo bile olsa bizi bir ilaçtan kurtarabiliyor. Bunların dışında sağlıklı günler dileyelim. Evet. Başka da önerimiz yok açıkçası. Peki hocam. Zaten çok önemli mesajlar verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem geldiğiniz hem de izleyicilerimizi konuyla ilgili bilgilendirdiğiniz için. Bir kez daha hatırlatalım. Aslında sağlıklı yaşam dediğimiz şey ne kadar önemli. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı uyku düzeni, spor, bunları hayatımıza katarsak aslında bu hastalıklarla da mücadele etmeyeceğiz. Yani en azından önüne geçmiş olacağız, set koymuş olacağız. Sayın seyirciler, bugün Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı uzman doktor Kemal İskenderov'u ağırladık. Covid-19'un kalp üzerindeki etkileri ve hipertansiyon konusuna değinmiş olduk. Hastalıkla mücadele, tedavi yöntemlerini burada sayın hocamız anlatmış oldu. Önümüzdeki hafta Salı günü yine saat 18.30'da canlı yayına karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarla yeniden görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.